Hayır! Gel buraya! İyi bak, böyle olacağını bilmezdim. Hiçbirimiz bilmezdik. Öyle mi? Saldırıyı, o aptal bombayı planlayan sendin gerizekalı! 3-5 koyun çobanını, onlara turistik ziyarete gelmiş bir manga askere rezil ettin beni. Aklı kızın suçuydu. O bombayı patlatmalıydık. Böyle plan yapmıştık. Biliyor musun ne yapacağım? Lee bak. Kes! Bak ne yapacağım? Karşıya bir tane mezar yaptıracağım ama gerçekten güzel bir mezar olacak. Üstüne de böyle çiçekler falan diktireceğim. Belki de küçük bir kuş havuzu falan. Lee hayır bak. Biliyor musun? Ama kızı bulduktan sonra ne yapacağım biliyor musun? İkinizi de o mezara ıssızsa gömeceğiz. Asmanı köpek! Bölgede ne kadar adamlarımız varsa hepsini buraya istiyorum. Araçları ve silahlarıyla beraber. O kızı bulun getirin bana. Ölmüşse cesedini. O bombayı götüren adamı bulun. Sallanmayın. Kaldır. Hadi. Çabuk. Oradaki askerleri öğren. Başlarında kim var? Onlarla bir iletişim kurmanın yolunu mutlaka bulun. Onlarla ne yapıp edip bir iletişim kurun. Hemen, çabuk. Komutanım, ne oldu ona? Komutanım, dedem iyi mi? Hasan Kırımlı iyi mi komutanım? Komutanım, iyi misiniz? Komutanım, hayırdır? Kötü bir şey mi var? Merak etme ihtiyar. Torununu da en yakın zamanda senin yanına yollayacağız. Ulan! İt! Çoğul korusun. Senden başka kaç it daha var? Hı? Bana bak. Benim evladım kurt yavrusu. Değil senin gibi it. Diğer itlerin sürüsü gelse baş edemez. Cehenneme git. Silahı uzanmasına izin vermiyorsun. Yaralamadan sakın öldürme, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Ben işimi yarım bırakmam ihtiyar. Size doğru geliyor, herkes yerinde kalsın. Tekrar ediyorum, size doğru geliyor, herkes yerinde kalsın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Haydi eve geçiyoruz çocuklar, haydi. Oh.
Bildiğinim Miko. Yaralıyım. Bu kolla daha çok ileriye gidemem. Hemen bir çaresine bakmam lazım. Tamam arayacağım ben seni. Tamam arayacağım dedim. O yaşlı bir adam biliyorum. Çok fazla sağlık problemi var bunun da farkındayım. Ama Tuncay'dan sonra, kardeşimden sonra ona da bir şey olursa eğer... Komutanım. Komutanım dedem iyi mi? Hiç merak etme Karanlık. Dimdik karşımda duruyor. Çınar gibi maşallah. Albayım. Onunla konuşabilir miyim komutanım? Elbette elbette ama uzamasın tamam mı? İyisiniz değil mi? Çok şükür albayım sağ olun. Batur Yüzbaşı. Sağ ol. Konuşması bittiği anda sen... Batur. Dede. İyi misin? İyiyim evladım. Of. Şükürler olsun. Ya Allah seni başımdan eksik etmesin dede. Eksik olma oğlum. İyiyim. Çok şükür. Konuşması biter bitmez sağlık kontrolü yapılsın istiyorum tamam mı? Yol tarafında durum nedir? Düzenek sağlandı mı? Sağlandı komutanım. Herhangi bir sıkıntımız yok. İyi. Abi hayırdır, iyi misin sen ya? Sür dedim. Ya tamam, sürmesine sürelim de. Ya şimdi bu kanama manama araba rezalet olacak ya. Ben o yüzden söylüyorum sana. Ücretini ödeyeceğim, tamam. O çeneni kapat ve sür. Eyvallah. Doktor ister misin abi? Doktor mu? Hastaneye götüreyim seni. Hayır hastane olmaz. Abi. Bak doktor var tanıdık. Yani biraz para göz bir adamdır ama ağzı sıkı adamdır ha. Ne dersin? Götüreyim mi seni? Yalnız alırım bin kağıdını ha. Doktora bilmem. Dediğim gibi parayı sever, para göz bir adamdır. Ha ne dersin götüreyim mi seni? Sen sokak sokak dolaşıp da hastaneye götürecek adam mı arıyorsun lan? Nesin oğlum sen? Ya abi sen bana niye bağırıp duruyorsun? Ben gerçekten anlamıyorum ya. Allah Allah. Ya taksiciyim ben, taksici tamam mı? Benim işim bu ya. İnsanlık yapalım dedik, doktor dedik, başka bir şey demedik ki. Vallahi sen bilirsin abi. İster git, ister gitme. Tamam, götür beni ona. Eyvallah abi. Yalnız alırım bin kağıdını ha, unutma. Ama sağlam adam değilse... ve sen çeneni kapalı tutmazsan seni bulurum. Ucanını okurum. Anladın mı? Tamam be abicim, tamam. Eyvallah. O iş bende, sen merak etme. Yalnız parayı unutma. Devam et. Gel abicim, geldik. Gel burası. Gel 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 gel. Dikkat dikkat. Dikkat et abiciğim dikkat. Gel. Bak abi bu ev tamam mı? Hüseyin gönderdi diyeceksin tamam mı? Taksici Hüseyin. Şu benim bin kağıdı alayım mı artık ha? Sen götüreceksin beni. Çal kapıyı. Hadi. Eyvallah. Hadi. İyi akşamlar doktor bey. Ne o? Ne oldu yine? Ya arkadaşın kolu biraz sıkıntılı. Onu getirdim. Becerebilir misin? 5000 lira. Tamam. Gel içeri.
Şey abi. Ha? Ya şu benim bin kağıdı versenize. Kendini sıkı tut. Tamam. Eyvallah abicim. O iş bende, merak etme sen. Hadi geçmiş olsun. Komutanım, hedef geldi, sorun yok. Anlaşıldı, gözetlemede kalın. Emredersiniz. Geçmiş olsun. Sağ ol evladım. Size de zahmet verdik ama. Teşekkürler, sağ olun. Hasan Bey, iyisiniz değil mi? Şükür iyiyim ağabeyim. Sizin çocuklarda bir şey yok değil mi? Yok, gayet iyiler. Siz hiç merak etmeyin. Şükür Allah'a. Geç müdahale ettiğimiz için de kusurumuza bakmayın. Bunları yaşatmak istemezdik gerçekten. Çok çok üzgünüm. Ağabeyim, sizin önceden haberiniz mi vardı? Hem de her adımından evet. 3 gündür sizi takip ediyordu. Biz de onu. Ama... Hasan Bey, size şu kadarını söyleyebilirim. Bu adam sadece bir maşa, bir piyon ve bu piyon bizi asıl sahiplerine götürebilir. Anladım ağabeyim de adamı yakalamadınız ki, adam kaçtı. Hiçbir yere kaçmadı. Elimizde, siz merak etmeyin. İyi olmuş. Sizden de korkulur ağabeyim. Eksik olmayın. Yaklaşık 1 saat sürecek. Burada donanım biraz eksik. Seni uyandırdığımda biraz ağrın olacak. Ama en azından enfeksiyon riski yok. Tanışmak istemeyeceğim bazı adamlar var. Ve ben onlara buranın adresini verdim doktor. Ve senden söz ettim. Eğer ki ben buradan uyanamazsam veya başıma bir şey gelirse feci şekilde ölürsün. Sakın bir hata yapma. Hadi kes artık. İşimize bakalım. Yap İçerisi hazır. Gerisini ben hallederim. Hadi oğlum. Hadi. Acele. Bakı'dan bir ekip eğitim için gelecek yüzbaşı. Ondan sonra evvelallah çok da korkmaya ihtiyaç kalmayacak. En doğrusu bu yüzbaşım. Bırakalım çakallar onlardan korksun. En doğrusu bu. Yüzbaşım, yükleme tamamlandı. Hazırız. Sağ olun. Siz sağ olun. Timi toparla ufak ufak. Biz de çıkalım. Karanlık sende. Emredersiniz komutanım. Yüzbaşım. Oğuz. Gidiyoruz.
Selam. Dur. Dikkat. O küçük çocuk Turkar. Neden öldüğünü biliyor muydu acaba? Bilmiyorum. Ama bir şeyi çok iyi biliyordu. Bayrağı en yükseğe asması gerektiğini. Bayrağı yükseğe asarsın. Çekebildiğin kadar yukarı. Göklere. En yükseğe. Çünkü bayrak senin özgürlüğündür. İnsanlığındır, kendin olmandır. Köle olmaman, kula kulluk etmemen, kimsenin önünde baş eğmemen demektir. Sevgili Turkar, küçük arkadaşım. O işte bunu çok iyi biliyordu. Ben çıkacağım diyor yüzbaşım. Ya olur mu öyle şey? Niye zahmet ediyor? Ben hemen elini öpüp çıkacaktım. Öyle de onun sözünün üstüne söz edemeyiz biz. Oh, oğul yardım et bana. Gel. Göreviniz bitti yüzbaşı. Şimdilik evet. Gözümüze aydın olsun. Size de, bize de. Şimdi nereye? Karargaha gidiyoruz. Ankara'ya. Ankara. Ankara. Bilir misin Baturoğlu? Toprağa nur olası babam bana ne derdi? Derdi ki, bak şu senin göbek bağını Ankara'nın önünde top patlayanda kestik. Büyük taarruz. Evet, evet. 100 yaşındasınız. Maşallah size. Bak şunun ayağı çukurda. Bak şu toz olur, toprak olur. Filizlenir, kök olur. Köklenir, ağaç olur. Bak şu bu dünyadan gider. Ama yüzbaşı ol, Ankara'nın önünde patlayan topun sesi hiç susmaz. O gürleyerek devam eder. Uğurlar ola yüzbaşı oğul. Oraya vardığında toprağı kutlu Ankara'ya da onun topraklarında yatan o yiğit Türk'e de selam söyle. 100 yaşında aciz bakşı tutsaklık zincirini kırmış ellerinden öper de. Başım üstüne. Uğurlar ola yüzbaşı oğul. Tanrı size güç versin. Üçler, yediler, kırklar yoldaşınız olsun. Allah size kılıç çekeni zelil etsin. Uğurlar ola yüzbaşı oğlum. Uğurlar ola. Bana bugünü gösterdin ya, bitmeyen gecenin sabahını,
Türk'ün Türk'e el verdiğini, yardım ettiğini sana şükürler olsun. Şükürler olsun. Alnımızın akıyla ilk görevimizi tamamladık komutanım. Tamamladık Teğmen'im. Tamamladık. Zor oldu ama oldu. Bunun niye hiç sesi çıkmıyor? Hayırdır? Yol boyunca kafa ütülemesin diye küçük bir önlem aldık komutanım. Orhan. Küçük bir önlem yeterli olmuş. Zaten hiç çekilmezdi. Görevimiz bitti. Hepiniz sağ olun arkadaşlar. Sağ ol. Asıl sen sağ ol komutanım. Hayırdır Ercan? Vallahi bana deseler ki başçavuş Ercan seni bu obaya tayin ettik. İki dakika durmam hemen buraya taşınırım. Allah o kadar sevdim buraları ya. Ya o kendi evimizdir komutanım. İnsan kendi evini sevmez mi? Ata yurdu sonuçta. Bak mesela ben bayramda seyramda her yerimi tahta kursa ısırıyor. Kalorifer yok. Affedersin donuyor o kar. Ama yine köydeki ev bir başkadır. Öyle değil mi? Evet. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Ağlamış, inlemiş. Yine benim vatanımdır demiş yani. Vuracak adam bizi, sus. Bak bizim Almanya'da bir satılmış emri var. Dizinden topuğuna kadar siyah. Dürbünü ver. Dürbün. Dürbünü ver çabuk. Bismillah. Kim bu komutanım? Bu o. O kız. Kız mı? Ohan. Kız mı dedi? Sen neyin peşindesin acaba? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ohan. Kız kesin komutanım peşinde. Sus Allah'ım. Sabır ya. Sus lan. Ulan yazık kıza. Komutanın aşkında kendini daha bayrağa vurmuş. Ne oluyor lan? Yok mu da? Al şunu.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.